Yeni bir videodan herkese merhaba. Yatırımcı bir YouTube kanalına hoş geldiniz. Bir süredir ara verdiğimiz temel analizlere devam ediyoruz. 3 hafta önce en son halka arzları değerlendirmiştim hatırlarsanız. Bir süredir de halka arzı olmuyor. Bu halka arzlar sonrasında artık olağan akışımıza dönüyoruz. BIST 100'deki BIST içerisindeki sadece BIST 100 endeksi değil, özellikle BIST 100 dışındaki şirketleri anlatmaya çalışıyorum sizlere. Çok fazla anlatılmayan şirketleri bulup çıkartmaya çalışıyorum. Çünkü hatırlarsanız kanalımızdaki bu temel analiz videoları kısmındaki amacımız özellikle giriş videolarında bunu belirtmek istiyorum. Çünkü bir temel analiz arkadaşlar şu demektir. Ben burada 5 yıllık hedef fiyat tahmini yapıyorum çoğu zaman. Şirketleri detaylı biçimde anlatmaya çalışıyorum. Şunu lütfen unutmayın. Yatırım 101'in amacı buraya girdiğinizde web sitemizde ya da şuradaki açıklama kısmından okuyabilirsiniz. Amacımız burada bir finansal okuryazarlık, şirketlere öğretmek, şirketlerin gerçekten nasıl para kazandığını, nasıl aslında üretim yaptığını, nerelere yatırım yaptığını sizlere anlatmak ve hisse fiyatlarıyla şirketlerin operasyonları, karlılıkları arasındaki bağlantıyı aslında görmenizi sağlamak. Dolayısıyla bugüne kadar borsa yatırımına işte şu grafiklerden bakıyordunuz. Yatırım yaptığınız şirketi belki tanımıyordunuz. Bizim amacımız tam olarak burada bu. Temel analiz videolarındaki amaç arkadaşlar sizlere şirketleri tanıtmak. Bu giriş kısmında bazı uyarılar yapıyorum. Çünkü ben bir video çektikten sonra her zaman şunu diyorum. Bakın 5 yıllık şirketin gelecek projeksiyonu anlatıyoruz. Bugünden yarına değil. Ben örneğin videoyu anlattıktan sonra hisse fiyatı 1-2 ay içerisinde %20 artabilir, %20 düşebilir. Şirketle ilgili düşüncelerim fiyatla bağlı değişmez. İkinci uyarım, lütfen ben bugün normalde her videonun sonunda teknik analiz paylaşıyorum. Potansiyel alım yerleri, potansiyel geri çekilme yerleri. Ben bir videoyu çektiğimde o fiyattan o şirket alınır diye düşünmeyin. Benim buradaki amacım şirketleri size tanıtmak. Alıp almama kararını ve nereden ne kadar alma kararı tamamen size aittir. Dolayısıyla buradaki şirket tanıtım amaçlarının amacı yatırım tavsiyesi vermek değil, sizlere şirketleri tanıtmak detaylı biçimde, objektif biçimde. Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz bu yola çıkış amacımız, yani burada temiz videolarındaki çıkış amacımız ne? Yani aracı kurumlar yıllardır aynı şirketleri sizlere anlatıp duruyor. BIST 30'daki işte 30-50 tane şirket içerisinde dönüp duruyor model portföyler ve yatırımcılar olarak 8 milyon civarında yatırımcı var borsada. 500 tane şirketimiz var. Bu 30 işte 50 şirketin dışındaki şirketleri kimse tanımıyor. Bizim buradaki amacımız sizlere bu şirketleri tanıtmak. Yani bu raporların dışındaki şirketleri tanıtmak. Biraz risk alıyoruz ama amacımız gerçekten bu şirketleri size tanıtmak, öğretmek. Yatırım kararını lütfen kendiniz vermeye çalışın. Ben olabildiğince her videoda anlatıyorum ve video sonunda da belli ana metriklerden yola çıkarak bir hedef fiyat tahmini yapmaya çalışıyorum. Bu tahminlerde yanılabilirim, az söyleyebilirim, çok söyleyebilirim. Ama lütfen arkadaşlar temiz videolarımdaki hani başarı oranımı ölçerken özellikle şirketin hisse fiyatının nereye gittiği, nereden nereye geldiğinden çok aslında hedeflenen ciroya ulaşıldı mı, buradaki kar marjine ulaşıldı mı şeklinde bakmanız lazım. Günün sonunda ben bir yıl önce çektiğim videolara bakıyorum. Birçok şirket performansın çok üzerine çıkmış, bazıları geride kalmış. O yüzden de ne diyoruz? Yani tek bir hisseye asla yatırım yapmayın. Bir portföy yapın. Çünkü bu temeliz videolarında hani sadece bakın çok uzağa değil, bir yıl kadar geriye gittiğinizde 10 katına çıkan şirket de var. %20 düşen ya da aynı kalan şirket de var. Günün sonunda gerçekten bir portföy oluşturduğunuzda doğru yerlerden alım yapıp doğru yerlerden satış yaptığınızda çok iyi aslında fırsatlar elde edebiliyorsunuz. Getiri fırsatları elde edebiliyorsunuz. O yüzden de bu videoları lütfen böyle değerlendirin isterim. Şimdi her girişte bu uyarıyı yapmıyorum ama mutlaka bazı uyarılarım oluyor. Özellikle bu videoları neden bu uyarıları yapıyorum? Yapılan yorumlardan bazı yanlış anlaşılmalar ortaya çıkabiliyor. O yüzden de videolarda bu yorumları yapıyorum arkadaşlar. Bu 5 dakikayı lütfen bu uyarılara harcadığım için de kusura bakmayın. Maalesef başka bir şekilde çerçeveyi doğru çizmek mümkün değil. Şimdi en son Kuzey Boru işte halka arz olacak şirketleri analiz etmiştik. 56 farklı şirketin analizini yapmışım.
Bugün 57. şirket DESA Deri olacak. O yüzden videonun ilk 5 dakikasından sonra artık DESA Deri'nin analizine başlayabiliriz. Her videoda normalde en sonda koyduğum şeyi bu sefer en başta koyuyorum. O yüzden de videonun sonları izlenmiyor bazen. O yüzden de bu en başta başlamak isterim. Şimdi DESA Deri arkadaşlar 2019 yılı başından bugüne kadar %8.000 artmış. Dolayısıyla çok ciddi bir yükseliş yaşamış. Bu yükselişleri yaşarken de bakın sert düzeltmeler de yaşamış. Yani 1-1,5 yıl boyunca düşüş %60 gibi bir düşüş yaşadığı dönem var 2021-22 döneminde. Ya da bu senenin başında %40 civarında bir düzeltme yaşamış. Bugün yine özellikle son 2 aydır endeks biliyorsunuz düşüyor %37 civarında bir düzeltme daha yaşamış. Dolayısıyla burada hani değerlenmiş bir hisse var ve bu videoda şunu arayacağız. Bu değerlenme altı boş bir değerleme mi yoksa gerçekten DESA'da bir hikaye değişikliği var? Bir olay mı var? Bu yüzden mi hisse fiyatı değerlenmiş ve bu değerleme devam eder mi? Çünkü günün sonunda şunu lütfen unutmayın. Mesela en çok yapılan hata şu oluyor. Ben Kontrolmatik'i anlattığımda, MİA Teknoloji'yi anlattığımda ve benzeri şirketleri anlattığımda bu şirket çok fiyat artmış. Geçmişe bakılarak analiz ediliyor. Ama bizim burada hep sorguladığımız şu. Geçmişte artmış olabilir. Geçmişte nelerin fiyatın içerisine dahil olup olmadığını bilmiyoruz. Ama gelecekte bu şirketin elde edeceği ciro tahmininde bulunup bu ciroya ulaşılırsa hedef fiyat ne olabilir? Bunun analizini anlatmaya çalışıyorum. Dolayısıyla bizim olayımız arkadaşlar gelecekle ilgili. Zaten geçmişteki fiyat artışlarını biz gelecekteki ciro modellerinde, FK modellerinde performans yani piyasa çarpanlarına yansıtabiliyoruz. Ama günün sonunda bu karar sizin kararınız olacak. Ben sadece burada şunu belirtmek isterim. Bir geri çekilme dönemi yaşıyor şu anda. Fiyat 18.54 civarında. Bu geri çekilmenin biraz daha sertleşmesi ve bir önceki tepeye gelmesi olursa yani %30-50'lerin altında bir geri çekilme, endeksin 6.500'lere geri gelmesi gibi bir durum söz konusu olursa 14'lere kadar da olabilir. Dolayısıyla buralarda temkinli olmak lazım diye düşünüyorum. Ben her zaman şunu diyorum. Bu videoyu çektiğim esnada almak zorunda değilsiniz. Hiç almak zorunda değilsiniz. Videonun amacı size bu şirketi tanıtmak. Alım yerlerini siz bu şekilde geri çekilmelere bakarak potansiyel geri çekilme bölgeleri, ekleme bölgeleri şurada parantez içerisinde yazıyor. Fibonacci seviyeleri bunu şöyle bir tık daha yukarı attığımızda görebiliriz. Dolayısıyla toplam ne kadar değerlenmiş, ne kadar geri çekilmiş. Şu burada gördüğünüz seviyeler Fibonacci seviyeleri ve potansiyel ekleme seviyeleri olarak teknik olarak karşımıza çıkan noktalar. Bir diğer soruya cevap verelim. Her zaman BIST yatırımcısının merak ettiği konulardan bir tanesi. Yani borsada dolar bazında değerleme var mı? Bir de bunun cevabını verelim istedim. 2019'dan 2024 başına kadar 5 yılda yaklaşık olarak işte diyelim. DESA arkadaşlar dolar bazında %800 değerlenmiş. Bakın 5 yani 2019-24 başı 1, 2, 3, 4, 5 senede %800 değerlenmiş dolar bazında. Yani birileri diyor yani borsada dolar bazında değerleme yok diye. Buyurun size en basit, en bilinmeyen çok fazla böyle son dönemde artmamış belki şirketlerden bir tanesi bile %800 değerlemesi olmuş dolar bazında. Dolayısıyla doğru şirketleri buluyorsanız dolar bazında da, yen bazında da, euro bazında da, TL bazında da değerleniyor. DESA da bu örneklerden bir tanesi. Şöyle listeye baktığımda birçok bakın şirket eksideyken mesela bugün DESA değeri artı da bunu birçok sefer belki görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Özetle teknik olarak yorumlarımız bu şekilde. En başta bunu paylaşmak isterim. Artık asıl kısım yani asıl videonun amacı temel analize geçmek istiyorum. Çünkü bu videolardaki amacımız DESA Deri ne işler yapıyor, hangi alanlara yatırım yapıyor. Biraz sizlere bunları anlatmak. Hepinizin çok yakından bildiği bir şirket diye düşünüyorum. Bir noktada sizin hayatınızda işte ailenizde, çoluğunuzda, çocuğunuzda kullandığınız ürünler DESA Deri ürünleri olabilir. Birazdan yatırımcı sunumunu anlatacağım size ama bu videoda 13 dakikalık bir video var. İzleyebilirsiniz. Bu videoyu izlediğinizde şunu göreceksiniz. Burak Çelet'in aslında tanıttığı bir DESA Deri videosu. Ben kendime bazı notlar aldım. Şimdi önümde bu notları okuyacağım sizlere.
Hani nokta atışı bazı notlar olacak. DSD ile ilgili bu videodan anlatılandım. Daha sonra da yatırımcı sunumuna geçeceğiz arkadaşlar. Asıl buraya zaten odaklanacağız. Daha sonra da bilanço ve gelecek hedef fiyat tahmini olarak devam edeceğiz. DSD 1972 yılında aile şirketi olarak başlıyor. 2004 yılında borsaya kote olmuş bir firma. Şu anki CEO Burak Çelet aslında 72 yılından beri üretim ve ihracat yapan bir şirket. Ama daha çok perakende olarak biliniyor. Yani DSD'li mağazaları var biliyorsunuz. Şu anda yurt içinde 55 civarı DSD'linin mağazası var. Ama DSD'li arkadaşlar sadece perakende yani bireysel satış yapan değil aynı zamanda bir üretim. Yani hem kendi şirketlerine üretim yapan hem de yurt dışındaki ve yurt içindeki şirketlere üretim yapan fosun üretim diyoruz biz buna bir şirket. Deri ihracatı yapıyor aynı zamanda. Hem de lüks segmente de üretim yapıyor. Ki birazdan geleceğiz. İtalya'da kurulmuş bir fabrika var. Burada üretim yeni başladı. Bu da yavaş yavaş bilançolara yansımaya başlamış durumda. Gelecek dönemde bu devam edecek mi? Buna bakacağız. Toplamda 4 civarında tesis var. Çorlu tesislerinde 20 bin metre üzeri kapalı alan var. Günde 5.000 kuzu derisi, 5.000 kuzu derisi, 8 ton dana derisi, 1.500 koyun kürkü işlenebiliyor. Bu fabrikaların birçoğu arkadaşlar kalite standardı çok yüksek ve altın seviyede. Dünyada belli sayıda üretici gerçekten bu seviyede üretim yapabiliyor ve diğer özellikle önemli 3 üretici, 3-4 üretici içinde ham madde üreten bir şirketten bahsediyoruz. Kilogram başına ihracat değeri arkadaşlar 116 dolar civarında. Türkiye'nin İtalya'ya yaptığı deri ihracatının %70'i DESA tarafından yapılıyor. Yani bizim o sadece bir işte ayakkabı çanta markası olarak bildiğimiz DESA aslında ihracatın İtalya'ya yapılan modanın işte kıyafetin, derinin böyle ana vatanı diyebileceğimiz İtalya'ya yapılan ihracatın %70'i yapılıyor DESA tarafından. Her 1 dolarlık ithalata karşılık da 2 dolarlık ihracata yapılıyor. Yani ithalatın ihracatı karşılama oranı da önemli. Yüksek bu cari açık verilmemesi için önemli. Şirketin kur riskini koruması için önemli. Dolayısıyla burada önemli bir kur pozisyonu da son birkaç bilanço döneminde artmış durumda. Mayıs 2023 itibariyle İtalya'da 3. üretim tesisi devreye alınıyor. Nihai ürün üretimi burada yapılacak arkadaşlar ve bu tesisle birlikte Desaderi CEO'su diyor ki biz diyor dünya markalarına yaklaştık. Hem kendi ürünlerini üretecekler hem de İtalya'da üretilmiş olacak. İşte lüks segment için arkadaşlar özellikle ürünün Türkiye'de mi, Çin'de mi yoksa Avrupa'da mı üretildiği önemli. Bu yüzden de böyle bir adım atmışlar. 2022 Aralık'ta bir imzalama, bir anlaşma yapılıyor. Bir dijital platformla anlaşılıyor. Özellikle bu e-ihracat için önemli. Zalando arkadaşlar. Zalando Avrupa'nın birçok ülkesinde, başta işte Almanya, Hollanda, Fransa gibi ülkeler olmak üzere çok önemli bir aslında giyim, tekstil uygulaması, online platformu. Ve burada artık DESA ürünleri de satılacak. Bu da şirketin kendi ürünlerini ihraç edebilmesi için önemli bir pazar yeri olarak gözüküyor. Dolayısıyla önemli. Bir yandan şirket Orta Doğu ve Türkiye Cumhuriyetleri'ne de giriş planlıyor. Videonun ortalarında bir yerlerinde CEO diyor ki yani Türkiye'de artık perakende doyuma ulaştı. Mağaza ve AVM'ler doyuma ulaştı. Artık çok fazla AVM açılmıyor, mağaza açılmıyor. Bu yüzden buralarda agresif büyüme mümkün değil diyor. Biz diyor bu yüzden ihracatı arttırmaya odaklandık. Bu yüzden ihracat tarafına yatırım yapıyoruz. İtalya'da yatırımlarımız var. Bu yüzden bundan sonrasında DESA'da bir hikaye değişikliği de var. Ve bu hikaye değişikliği son birkaç bilançoya da yansımış durumda. Birazdan bunu göreceğiz. Bir diğer önemli konu belki bir kısmınız biliyordur. DESA arkadaşların uluslararası bir ortaklığı var. Samsonite biliyorsunuz valiz üretiyor. Çok uzun süredir işte 41-40 yıldan fazladır. Aslında DESA markasının altında üretim yapılıyor. Yani özür diliyorum. Samsonite markası altında DESA bu üretimleri yapıyor. Distribütörlük dışında sadece distribütörlük ile olarak başlıyor. Daha sonra joint venture kuruluyor ve Türkiye Cumhuriyeti bir hub olarak belirleniyor. Bugün Türkiye'nin civar ülkelerine satış ve pazarlama bu şirket tarafından gerçekleşiyor.
Bu şirket DESA ve Samsonite'ın ortak şirketi. Yani Samsonite o bildiğiniz büyük kaliteli bavulların önemli bir kısmı da DESA tarafından 40 yıldır aslında üretiliyor. Türkiye Samsonite pazarı açısından da en hızlı büyüyen 5. pazar. Yani Türkiye pazarına zaten DESA buradan üretim yapıyor. Hem de Türkiye Cumhuriyetleri, etraftaki Cumhuriyet ülkelere de buradan satış yapılıyor. Videonun sonlarında CEO diyor ki, yani biz diyor gelir kanalı çeşitliliğine inanıyoruz diyor. Sürekli büyüme ve kar hedefimiz var ve iş modellerimiz de buna evrilmiş durumdayız. Bir alan kar üretmiyor diyor, oradan çıkmıyoruz. Mutlaka gelir çeşitliliğine inanıyoruz. Çünkü bir gün başka bir kanal iyi gider, diğeri başka bir iyi gider diyor. Dolayısıyla önemli bir mesajlar var. Ben elimden geldiğince bu notlarda bunu özetlemeye çalıştım ama siz yine patron kimdir diye tanımak isterseniz bu video son derece faydalı olmuş bir video. Borsaya kotu olmalarındaki sebep 2004 yılında borsaya kotu olmuşlar. Aslında finansal ihtiyaç değil, global ölçekli bir firma olmak, bilinmek, şeffaf bir yatırım, yani şeffaf olunması. Dolayısıyla DESA'nın böyle bir vizyonu var ve küçük yatırımcıyı da önemsiyorlar. Bunu videoda özellikle CEO belirtiyor. Ve şunu da belirtiyor. Ortaklık kısmında birazdan göreceksiniz. Finlandiyalı bir grup, Evli Emerging Fund ortaklar arasında 2020 yılında ortak olmuşlar ve ortaklıklarını azaltmamışlar. Dolayısıyla burada da hani yurt dışından bir ortakları da olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi gelelim yatırımcı sunumuna. Biraz önce çok hızlı üzerinden geçmiştim ama toplamda 4 tane tesis var. Sefaköy fabrikası, Çorlu deri fabrikası, Düzce fabrikası, bir de İtalya'daki üretim yeri. 72 yılında kurulmuş, 2004 yılında halka arz olmuş. 1700 civarında çalışan var arkadaşlar. Samsonite ortaklığını söylemiştim. 15 yıldır ortak bir joint venture'dan bahsediyoruz. Arka arkaya da bulunduğu alanda ihracat şampiyonu bir şirketten bahsediyorduk. Bu da zaten şirketin döviz pozisyonunu arttırmaya başlamış durumda. Özellikle yani önemsedikleri birkaç şey var. Bunlardan bir tanesi döviz cinsinden gelirleri artmış durumda şirketin. Önemli bir artı İtalya'daki yeni fabrikanın biraz önce söylediğim gibi lüks ihracatta yeni fırsatlar sunması ve yönetimi özellikle aile içi olsa da kurumsallaştırmaya çalışmışlar. Bu da çok çok önemli olduğunu görüyorum. Yani aile firmalarının Türkiye'de kurumsallaşması, halka arz olması, şeffaflık açısından işte bu tarz sunumlar, raporlar, borsaya kotu olmuş firmaların özellikle paylaşımları çok çok faydalı oluyor. Ve şirketin nakit pozisyonu da gerçekten güçlü durumda. Birazdan da geleceğiz. Biraz önce ortaklık yapısını tanıtırken söylemiştim. İşte ortaklığın önemli bir kısmı Çelet Holding, yine işte aslında DESA'nın holding kısmı sahibi olduğunu söyleyebiliriz. Melih Çelet CEO'su, Evli Emerging Frontier dediğimizde bu fon kısmı, %29 civarında da halka açıklık kısmı var. Hatırlarsanız bu Haziran ayında yanılmıyorsam bir bedelsiz sermaye artışı da yapıldı %398 oranında. Yani şirketin iç kaynakları çok zengin olduğu için bu alanda sermaye artışı yapıldı. Kendi ceplerinden, sağ ceplerinden aldılar parayı, sol ceplerine koydular. 22 Haziran kısmında yapılmış durumda. Bu da özellikle Haziran'dan sonra borsanın yükselişiyle birlikte hisse fiyatında ciddi arttırmış sebeplerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Şöyle bir tık daha ilerleyelim. Ortaklık yapısını geçelim. Şöyle. Şimdi dikey entegre iş modeli arkadaşlar, bu şu demek. Deri İtalya'daki üretim tesisi olan tek perakende şirketi olmasının yanında bu tüm fabrikalarında hem hammadde üretimi yapıyorlar, hem nihai mamul üretimi yapıyorlar, hem de perakende satış yapıyorlar. Dolayısıyla hammadde de dışa bağımlı değiller. Çorlu Tabakhanesi'nde deri üretimi yapıyorlar. Hatta bu deriyi sattıkları yerler de var. Kendi fabrikalarına da veriyorlar. Buralarda nihai ürün üretimi yapıyorlar ve bunları da satışı yapabiliyor. Yani başlangıç değer zincirinin başından sonuna kadar DESA Deri'nin yüksek kar marjlarına ulaşmasındaki en önemli sebep bu dikey entegre iş modeli çok çok önemli. Özellikle siz bazı biliyorsunuz bazı şirketler ham maddede dışa bağımlı. Dolar artıyor, başka şeyler oluyor, tedarik sıkıntıları oluyor. Şirketlerin kar marjları baskılanabiliyor. Biz DESA Deri'de bunu görmüyoruz.
Üretim tesislerini çok hızlı geçecek olursak 15.500 metrekare Sefaköy fabrikası, 10.000 metrekare Düzce fabrikası, Toskana fabrikası, 2.000 metrekare bir de Çorlu deri fabrikası var. En büyük zaten burada. Biraz önce kapasiteleri söylemiştim. Burada da önemli üretimler var. Hem ham madde tarafında hem de nihai ürün tarafında. Toplamda 1600 civarında bir çalışandan bahsetmiştik. Şimdi İtalya'daki yatırıma biraz bakalım. Çünkü burada bir değişen hikaye var. Bu devreye alındıktan sonra şirketin cirosuna da olumlu katkı, dolar pozisyonuna da net nakit pozisyonuna da olumlu katkı olduğunu görüyoruz. Temmuz 2022'de İtalya'da yatırım kararı alınıyor ve Mayıs 2023'te arkadaşlar üretime başlanıyor. Yani artık üretime başlar başlamaz bir şirketin hemen bilançolarında bunu yavaş yavaş göreceğimiz dönemler geldi. Özellikle buradan bilançosuna geçeceğim ama yani şirketin şöyle de geleyim göstereyim hemen Desader'inin son dönemde artık bundan sonra cirosunda önemli katkıları göreceğiz diye düşünüyorum. Bir şirketin yeni yatırımın devreye aldığında hemen ilk T0 anında bunu bilançolara yansıyacak şeklinde göremezsiniz. O şirketin verimli üretim yapması minimum 6 ay 1 yıl sürüyor. Dolayısıyla biz artık sene sonu ve önümüzdeki yıl 2024 başından itibaren bu tesiste üretilen ürünlerin, satılan ürünlerin katkısını daha fazla görmeye başlayacağımızı düşünüyorum. Bu önemli bir hikaye değişikliği yaratmaya başlayacak. Özellikle İtalya'daki lüks tüketime yönelik üretimler. Çünkü kar marjlarını da arttıracaktır. Diğer yandan şirket aslında Tur Quality programında birçok şirket destek alıyor. DESA da bunlardan biri. Bu programın amacı arkadaşlar ihracat yapan şirketleri desteklemek. Yurt dışına yapılan tüm bu işte yatırım harcamalarının yarısı arkadaşlar Türkiye hükümeti tarafından karşılandığı için şirketin finansallarını da olumlu etkilemiş durumda. Biraz önce özet kısımda söylemiştim. Zalando arkadaşlar belki Türkiye'den bilmiyor olabilirsiniz ama Avrupa'da gerçekten yani çok kullanılan en çok yani rakipsiz bir platform. Bütün tekstil ürünleri, moda ürünleri burada satılıyor ve çok büyük ülkelere satılıyor. Almanya, Belçika, Hollanda, Avusturya, Fransa gibi en önemli ülkeler bunlar. Desader'in ürünleri artık burada da listelenmeye başlamış durumda. Dolayısıyla Türkiye'de üretiyorsunuz, yurt dışına satıyorsunuz, ihracat tarafında önemli bir kanal olacaktır. Buradan geçelim sürülebilirlik. En önemli konulardan bir tanesi geleceğin. Ama şirketimiz çoktan yatırımlarını yapmış bile. Fabrikaların arkadaşlar hem Düzce fabrikasında hem de Çorlu fabrikasında güneş panelleri kurulmuş durumda. Yani güneş panelleriyle amaç şirketin tükettiği elektriğin aslında maliyetlerden düşmesi. 12 milyon civarında bir yatırımı var. 4-5 yılda geri dönüşü oluyor, ödüyor. Dolayısıyla amaç %93 fabrika tüketimin üzerinde üretim. Yani şirket burada maliyetlerini optimize etmek için çoktan bu yatırımları yapmış, son derece olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Biraz önce özet notlarda da söyledik. Şirketin üretim standartları da yüksek. Bu yüzden de altın derece, HIG endeksi, işte SEDEX gibi yerlerden sertifikaları var. Önemli bir kurumsallık ve kalite anlayışı da olduğunu görüyoruz. Yani şirketin operasyonlarına baktığımızda olumlu bir görünüm var. Özellikle İtalya'daki hikayeye bakmak lazım. Çünkü neden? Şirketler belli noktalarda ne diyorduk? Şirketlerin yaşam döngüsü. Bizim sektörü ve şirketleri anlamamız lazım. CEO diyor ki AVM tarafı, perakende tarafı artık tükendi Türkiye'de. Bizim yeni kanallara açılmamız lazım diyor ve bir ihracat atağı başlıyorlar. İşin üretim kısmında İtalya'da fabrika kuruyorlar. Lüks tüketime yönelecekler. Yüksek kâr marjları gelecek. Aynı zamanda Zalando gibi bir platformda satış yapacaklar. Buralarda artık şirket yeni bir aslında hikaye yaratmış oluyor. Biz bunu finansal olarak derslerde Business Revenue Life Cycle deriz. Bu tarz dönemlerde şirketler yeni cycle'lar yaratır. Yani yeni yatırımlar yapar. Bu yeni yatırımlar şirketlerin artacak cirolarının habercisidir. Buralarda fizibiliteler yapılır. Bu fizibilitelere göre yatırımlar yapılır. Bu yatırımların tahminen 3-4 yılda kendini geri ödemesi beklenir. Bu tabii sektörden sektöre göre değişir. Dolayısıyla biz hep ne diyoruz? Sizler yatırımcılar olarak bir şirkete yatırım yaparken bir senede böyle paranızı ikiye katlamayı beklerken lütfen gerçekçi olun. Bir şirket bile yaptığı yatırımda
Yani atıyorum bir fabrika açıyor, onun bile geri dönüşü 2-3 yıl sürüyorken hisse performansının 1 yılda 2 katına çıkması, 2 yılda işte bilmem kaç katına çıkması çok kolay olmayabilir. Ve enflasyonist bir dönemden denk geliyoruz. Özellikle Desaderi'nin değil sadece tüm şirketlerin bilançoları son 2 yılda enflasyonun da etkisiyle ciddi artmış durumda. Enflasyonun normalleşmeyle biz bu bilançolarda eski rakamları görmeyeceğiz. Fiyatların artış hızı yavaşladığında buradaki artış oranları da azalacak. Bir şirket tabii ki yeni bir ürün çıkardıysa, yeni bir yatırım yaptıysa, ihracat tarafında satış yapıyorsa, kurlar artmaya başladı yavaş yavaş. Bunlar farklı hikayeler. Bunlar satışlarını arttırabilir. Bunu lütfen belirtmek isterim. Şimdi gelelim şirketin finansallarına. Ama çok kısa, hani açmışken şunu göstermek isterim. Tekstil sektöründe ben sadece Yunsa'yı anlattım. DESA ikinci şirketimiz oldu. Mavi'yi ve Vakko'yu da anlatmayı planlıyorum önümüzdeki dönemde. Şöyle baktığımızda hazır piyasa çarpanları önümüzdeyken gerçekten bu şirket pahalı mı ucuz mu çarpanlara göre? FK 8.56 civarında. Tekstil sektörünün medyan FK'sı 11.95. Firma değeri FOMEC 7.79. Bakıyoruz firma değeri FOMEC ortalaması 11 civarında. Piyasa değeri defter değeri oranı 3 civarındaymış. Burada 4.60 gibi bir oran görüyoruz. Genel olarak değerleme yapılan FK ve firma değeri FOMEC oranına göre sektörüne göre ucuz bir şirket olarak karşımıza çıkmış DESA. Bir yandan fiyata bakıyorsun son 5 yılda 8.000 artmış. Ama şirketin cirosu ve net karı da artmış. Yani bu çarpanlara göre aslında baktığınızda da şirketin sektörüne göre ucuz kaldığını yorumlayabiliriz. Şimdi gelelim bilançosuna. Bilanço yapısı olarak başlayalım. Özellikle bakın 2021'den sonra artan kalemlere odaklandığımızda arkadaşlar şirketin stoklarında ve finansal yatırımlarında artışlar görüyoruz dönem varlık tarafında. Bu ne demek? Yani şirketin aslında üretimi artıyor, stokları artıyor. Bu bir sonraki dönemlerde gelecek olan karın, satışların bir de aslında öncü göstergesidir. Elde edeceği aslında pozitif karın. Duran varlık kısmı ise şirketin özellikle maddi duran varlıkların bakın 2021-09'dan sonra ciddi oranda artmaya başladığını görüyorsunuz. Neredeyse 2-2,5 katına çıkmış durumda. Bu da şu demek, şirketin yurt dışında yaptığı yatırımlar, duran varlıklar, ürettiği yani yatırdığı fabrika bu duran varlık artışını gösteriyor. Bir şirketin aslında gelirinin artacağının en önemli göstergelerinden bir tanesi bu duran varlık artışıdır. Çünkü genellikle şirketler bir makine teçhizat, fabrika yatırımı yaptığında, arsa yatırımı yaptığında duran varlıkları artar. Duran varlık yatırımı arttıran şirket genellikle bunu sonuçta aktif karlılıkta bir yatırım yapıyorsanız geri dönüşünü bekliyorsunuz. Bir kar atmak için, büyüme yapmak için bu yatırımı yaptığınız için gelecek dönemdeki karların aslında öncü göstergesidir. Gelecek dönemdeki kar artışlarının sebebi bu duran varlık artışlarıdır, yapılan yatırımlardır. Şirketin toplam borçları da ciddi oranda azalmış durumda. Özellikle 2021'in başından itibaren toplam varlıkları artarken borçları da azalıyor. Çünkü şirketin bir anlamda öz varlıkları, nakit miktarı aslında hazır değerleri de artıyor. Biraz önce yukarıda gösterdiğim kalemden dolayı. Gelelim çapraz ilişkilere, satış karlılık ilişkilerine. Son dönemde 2021 yani son 2 yıllık döneme baktığınızda arkadaşlar mavi barlar net satışları gösteriyor. Net satışlar örneğin yıllık 432. Bakın Covid'deki düşmeyi çıkartalım. Normalde 2019 sonunda 428'den Covid'de aslında bir burada U dönüşü var. Buradaki telafi etme neredeyse 1,5 yıl sürüyor. Daha sonra 581'den çıkıyor 1800'lere kadar. Yani cirosunu 2,5-3 katına çıkartan bir şirketten bahsediyoruz 2 yılda. Son dönemdeki özellikle yani burada tabii ki bu enflasyonun etkisi var ama bir yandan da yavaş yavaş bu enflasyon etkisi azalırken İtalya'da üretilen ürünlerin etkisi de buraya girmeye başlayacaktır. Dolayısıyla net satışlarda büyük bir zıplama görüyoruz. Bakın 234, 270, işte 200, 303 yani şöyle bir çizgiden bir anda inanılmaz bir yükselen bir dönem görüyoruz. Özellikle hani çeyreklik baktığımızda, 9 çeyreklik baktığımızda son 2 yılda inanılmaz bir artış var.
Enflasyonun etkisi, fiyatların artış etkisi yadsınamaz. Bu etkinin önümüzdeki dönemde enflasyon azalışa geçmesiyle azalması kuvvetle muhtemel ama hikaye değişikliği sebebiyle bunu dengeleyebilir diye düşünüyoruz. Önümüzdeki dönemde buna bakacağız ve her zaman da şunu söylemeye çalışıyoruz. Özellikle temel eğitimlerinde hep şunu anlatmaya çalıştık. Arkadaşlar, bir şirketin karlılığıyla hisse fiyatları arasında doğru orantı vardır genellikle. Dolayısıyla bir şirketin karı artıyorsa genellikle hisse fiyatına bu yansıyor. Bazen önce yansıyor, bazen sonra yansıyor. Ama er ya da geç piyasanın o günkü boğa durumu, ayı dönemi bunlara bağlı olarak o ciro oraya gelecekse, o kar oraya gelecekse o fiyat arkadaşlar artıyor. Bakın, net esas faaliyet kârı ve net dönem kârı paralel gidiyor. 2021-09, yani 2 sene önceden artmaya başlıyor yükseliş. Bakın, birkaç dönem sonra da hisse fiyatı artışa geçiyor. Çünkü piyasa bunu görüyor, satın alıyor ve aslında şirketin net kârı, operasyonel favoyu artınca hisse fiyatı da artıyor. Dolayısıyla buradaki hep kendimize sormamız gereken soru şu olmalı. Bu kar artışı devam edecekse, bu karlılık devam edecekse hisse fiyatı artacak mı, artmayacak mı? Günün sonunda eğer hisse fiyatı karlılığa bağlıysa, geçmiş bize bunu gösteriyorsa, gelecekte de çok benzer olur. Bu tabii ki belki 3 ayda, 6 ayda olmayacak ama biz bir dönem bu 6 aydan sonra, 1 yıldan sonra bunu görmeye başlayacağız. Şirket cirosunu arttırmaya başladığı dönemde, net karını arttırmaya başladığı dönemde tekrardan hisse fiyatının arttığını göreceğiz. Çünkü aksi halde buradaki çarpanlar anlamsız bir hale gelir. Yani siz cirolar örneğin %50-60 artarken, net kar %50-60 artarken, yani bu şirketin cirosu örneğin net karına bakalım. 2021-6'da şöyle, buraya da gelemiyoruz ama şöyle geldiğimizde 1000 diye bir şey gösteriyor, değil mi? 1 milyonluk kar ediyor diyelim 2021-6'da. Buraya geliyoruz, 192 kar ediyor. Yani böyle bir artış varken, işte ciroda artış, FOBÖK'te artış, yapılan finansal yatırımların etkisiyle birlikte net kârda zıplayış varken hisse fiyatı tabii ki aynı kalmayacak. Piyasa sonuçta bunu fiyatlıyor. Öbür hal yoksa ne olur? FK 2'lere düşer. Dolayısıyla tekstil sektörünün FK'sı 11 iken böyle bir şirkette kimse 2'lerde, 3'lerde FK'ları bırakmaz arkadaşlar. Bunu da belirtmek isterim. Gelelim buradan piyasa çarpanlarına. Hisse fiyatı ile karlılık ilişkisini zaten anlatmıştım. Dolayısıyla tekrar üzerinden geçmeyeceğim. Bir diğer yandan bakıyoruz şirketin FK'larına. FK'sında aşırı bir artış yok. Yani normal FK'sı devam ediyor. Şu Covid dönemindeki zıplamayı bütün şirketlerde görüyoruz. Bunu hariç bırakırsak aslında FK'da aşırı bir pahalılık göremiyoruz ki sektöre göre zaten fiyat kazanç oranı geride kalan şirketlerden bir tanesiydi. Firma değeri FOBÖK oranında da benzer şeyi görüyoruz. Yani buraya baktığınızda da değerleme yapacağımız iki oranda sektörün altında bir oran görüyoruz. Sektörle genellikle paralel hareket ettiğini görüyoruz ama son dönemde bir tık daha azalmış durumda. Yani piyasa çarpanlarında durum arkadaşlar bu şekilde devam ediyor. Şimdi gelelim FK oranına, şöyle bir bakalım. 2018'den 2023'e giderken 10-12, 2020'deki o zıplamayı işte umursamayalım. Özellikle Covid döneminde her bilanço bozuldu. Daha sonra 8'lere düşüyor, 10'lara çıkıyor. 8-41 şu anda arkadaşlar, 14-8-39 civarında son bilançoda şirketin ortalaması 14, şu özellikle çok yükseltmiş durumda ortalamayı. Sektör ortalaması 9-36 civarında. Diğer oranları da burada aynı şekilde görebilirsiniz. Yani sektörün genel olarak altında tarihsel çarpan değerleri mevcut. Bu da aslında şöyle grafik olarak baktığınızda fiyat kazanç oranı olarak, firma değeri FOBÖK oranı olarak aslında tarihsel düşük seviyelere çok yakın olduğunu bize gösteriyor. Fiyat artmış ama şirketin net kârı ve FOBÖK oranı beklentinin çok ötesinde arttığı için burada kendi tarihsel FK'sına göre ve sektöre göre bir ucuzluk var bir yandan. O yüzden de oranlara bakarken mutlaka buna dikkat etmek lazım. Peki bu büyüme devam edecek mi? Asıl sorulardan bir tanesi de bu. Özellikle şirketin, bakın şöyle gelelim. Net satış büyümesi normalde 67, %23. 2018-12, 2019-12 döneminde %67, %30 artmış. Son 2-3 dönemde %85, %214, %71 gibi artışlar var. Ortalama %70 civarında bir artış var.
Sektördeki ilerleme %100 civarında. Yani sektörün aslında büyümesinin bir tık daha gerisinde kalmış. Bu anlamda net satış büyümesi olarak baktığınızda daha hızlı büyüyen aslında sektörde diğer şirketler olduğunu görüyoruz. Bir diğer yandan esas faaliyet karına geliyoruz. Esas faaliyet karında ise ortalaması %379 gibi bir büyüme var. Sektör ortalamasının hayli üzerinde. Son dönemde de %90 civarında büyümüş. Yani esas faaliyet kârı büyümesinde sektör ortalamalarına çok yakın bir büyüme olduğunu görebiliyoruz. Şirketin özellikle son dönemde yaptığı yatırımların aktif büyümesini ve öz sermaye büyümesini de arttırdığını, sektör ortalamasının üzerine çıkarttığını görebiliyoruz. Özellikle öz sermaye büyümesinde. Yani şirket son dönemde gerçekten bir hikaye değişikliği yaratmış ve bu da piyasada bir şekilde satın alınmış. Peki burada bizim sormamız gereken soru, bu ne kadar devam edebilir? İtalya'daki fabrikanın açılışı, DESA'nın yeni hikayeler yaratması, Zalando gibi konular bu satışların artmasına devam eder mi? Buna baktığımızda arkadaşlar, son 2 yıllık ortalamada %153 bir yıllık satış büyümesi, son 1 yıllık ortalamada %169 artış gerçekten yani çok iyi oranlar. Ben bunların önümüzdeki dönemde gerçekleşebileceğini düşünmüyorum. Biraz enflasyon etkisi olduğunu düşünüyorum burada. Dolayısıyla ben tahminlerime %70'lik bir büyümeyle, yani Kasım 2024'ten sonra 70, 50, 45, 40 şeklinde son derece tutucu bir büyüme oranı ile ilerlemeyi uygun gördüm. Yani bu şirket son 1-2 yıllık döneminde çok ciddi büyümüş, hisse fiyatını buna yansımış ama bundan sonra biraz daha normale döner beklentilerim var. Bunu da büyüme rakamlarına, satışların yansımasına %70, 50, 45, 40, 35 şeklinde devam ettim. Özellikle Kasım 2023, buradaki 2023 ile ilgili her şeyi arkadaşlar lütfen yani görmezden gelin. Çünkü analiz programı 2023 değerlerini şu anda yanlış gösteriyor. Son bilanço Kasım 2023'te açıklandığı için bunu gösteriyor. Lütfen bunu düşünmeyin, buradaki oranları. Kâr marjlarına baktığımızda da kâr marjlarında özellikle şöyle göstermek istiyorum. Örneğin net kâr marjı son dönemde %27'lerde. Esas faaliyet kâr marjı %19'larda son dönemlerde. Burada da yani son dönemlerdeki başarıdan çok biraz daha yani aşağılarda bir ortalamalara oturacağını düşünüyorum. Çünkü sonuçta siz enflasyon sebebiyle ürün fiyatlarınızı arttırdınız. Ürün fiyatlarındaki artış azaldığınızda buradaki kâr marjlarında bir tık daha geri çekilme, bir yataya bağlama söz konusu olacaktır ki şirketin zaten geçmişinde bunu görüyoruz. Dolayısıyla son iki dönemdeki hani yükselişe bakıp biz bu şirket kâr marjlarını aynı oranda arttırır ya %22 gider şeklinde, %27 gider şeklinde beklemek biraz gerçek dışı olabilir. Ben yine burada tutucu bir tahminle %13, %25 ve %19 gibi bir kâr marjı benimsedim. Yani net kâr marjlarında son iki bilançodan daha aşağıda %20'lerde bir kâr marjı beklentimi yinelemek isterim. Bu kapsamda şirketin önümüzdeki dönemde net satışlarının ve net kârın ne olacağını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunlar tahmin. Biz bu tahminleri şirketin son açıklanan bilançolarına göre, işte raporlara göre aslında güncellememiz lazım. Günün sonunda arkadaşlar bizim şuna bakmamız lazım. Bu şirket Kasım 2024'te, yani bir yıl sonra net satışları 5,5 milyon açıklayacak mı, açıklamayacak mı? Buna bakmamız lazım. Milyar, özür diliyorum. Buna bakmamız lazım. Eğer bu oranın altındaysa buna göre rakamları revize etmemiz lazım. Buradaki tutarlılık önemli. Daha sonra net kâra geleceğiz. Mesela 1 milyarlık bir burada satış var. Burada mesela bu satışlar olacak mı, olmayacak mı? Buna bakıyor olmamız lazım. Bugünkü tahminlerde örneğin sene sonuna işte bir 150 daha kâr etse 600, 550, 600 civarına gelecek. Bu sene yıl kârı, bu sene 9 aylıkta 411 kâr etmiş. Dolayısıyla son dönemlerinde hani bir tık daha kârını arttırıp 1 milyonlara gelebilir mi? Dolayısıyla tahmin takip ettiğimiz rakamlar arkadaşlar bunlar olacak. Eğer bu kâr rakamları başarılı olursa bizim analizimiz aslında yaklaşık olarak başarılı olmuştur diyebiliriz. Ve daha sonra da piyasa çarpanları işin içine geliyor. Biz bu piyasa çarpanlarından hangilerini kullanabiliriz? Fiyat kazanç oranına baktığımızda arkadaşlar ben cari dönemdeki, bakın son bilanço döneminde 11'miş. O son bilanço dönemi maksimum böyle boğanın olduğu dönem.
5 yıllık ortalamasında 83 var ama o FK'nın zıpladığı dönemler var. Bunlar ortalamayı arttırıyor. Dolayısıyla gerçekçi FK'lar değil bunlar. Bunları kullanmamanız lazım. Ben FK'nın son bilanço döneminde cari dönem ortalamasına yakın ama bir tık daha cari döneme yakın olmasını bekliyorum. Yani FK şu anda 8,56-9 civarında varsaydım. Bu FK'larda işlem gördüğünü düşündüm. Hani kötü senaryoda diyelim. Firma değeri FAVÖK kaç olmasını bekliyorsunuz? Burada da 8 gibi bir oran aldım. Cari dönemde 7,61'miş. Şuraya geldiğimizde firma değeri FAVÖK 7,79. Yani şu anki ortalamasına çok çok yakın aldım. Boğa döneminde ne oluyor? Bu oranlar daha da yüksek oluyor. Özellikle piyasa kötü dönemlerinde ise, düşüş dönemlerinde ise bir tık daha az olabilir. Son derece aslında tutucu, konservatif diyebileceğimiz bir tahmin alıyoruz burada. Ve bu tahminler eğer gerçekleşirse, birçok tahmin var ama pragmatik yaklaşıyoruz. Yani gidip burada indirgenmiş nakit akışıyla bir şeyler anlatmıyorum size. Son derece sizin de uygulayabileceğiniz, anlayabileceğiniz kolay bir değerleme anlatmaya çalışıyorum. Bugün hisse fiyatımız 18 ama ne demiştik? Geri çekilmeler olabilir. 16'lara, 14'lere, 15'lere. Piyasanın 3 ay boyunca, 4 ay boyunca nereye gittiğini bilmiyoruz. Dolayısıyla ben bu videoyu çektim, siz izlediniz. 4 ay sonra fiyat 14'e düştü, ne yapacak hocam değil. Ben burada 4-5 yıllık bir fiyat tahmini yapıyorum. Dolayısıyla bu fiyat tahmininin gerçekleşebileceğini düşünüyorsanız siz istediğiniz seviyelerden, uygun gördüğünüz seviyelerden geri çekilmelere bakarak alım yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin kararınız. Ben burada sadece bir aslında yaklaşım sergilemeye çalışıyorum. Eğer şirket yukarıda söylediğimiz şartları sağlarsa, hedeflenen ciroya, net kâr rakamına ulaşırsa ve çarpanlar arkadaşlar bakın bugünkü seviyelerde olursa Kasım 2024 hedef fiyatı 39.40 diyelim. Kasım 2025 58, Kasım 2026 85, Kasım 2027 119, 2028'de ise 161 gibi bir fiyat var. Dolayısıyla fena olmayacak bir getiri var. Eğer bu cirolar, hedeflenen büyümeler sağlanabilirse, bu benim varsayımlarıma göre, bu benim varsayımlarım. Son piyasa çarpanlarına göre aşırı iyimser bir piyasa görürsek, piyasada coşku olursa çok daha yüksek fiyatlar gelebilir. Ben ama özellikle bu çarpanlara göre asla işlem yapmamanızı öneririm. Çünkü çarpanlar sizi bir noktada yanıltabilir. Piyasa çarpanları o yükselişlerden dolayı. Ben tahminimde, özellikle ciro tahminimde ve net kar tahminimde başarıya ulaşırsam aslında bu çarpanlar son derece başarılabilecek şu anki piyasa çarpanları. Bu fiyatların civarında olabileceğini düşünüyorum. Tabii ki hisse fiyatı bu fiyatların çok üzerine çıkabilir. Bir dönemde çok altında olabilir. Bunu bize zaman gösterecek. Buradaki hedef fiyat tahminlerinde arkadaşlar yanılabiliriz. Bir kez daha belirtmek istedim. Çünkü çok fazla tahmin var. Özellikle bir şirket hikayesini değiştirirken bilinmezlik çok fazla oluyor. Önümüzdeki dönemde İtalya fabrikasında ne üretilecek? Zalando'da ne kadar satış olacak? Bunları piyasadan birlikte takip edeceğiz. Burada bir hatamız varsa mutlaka dönüp bu şirketin cirosu bunu başaramayacak ya da bu şirketin cirosu beklediğimizden daha iyi gelecek. Tahminlerimizi revize etmemiz lazım. Umarım arkadaşlar bir temel videosu daha soluksuz biçimde 45 dakika boyunca anlatmaya çalışıyorum. Dilim sürçebilir, hata yapabilirim. Her tahminde yanılabilirim. Lütfen tek bir hisseye bağlı kalarak yatırım yapmayın. Kendinize bir portföy oluşturun. Gerek temeliz videoları, gerek tematik borsa ve hisse yorumları, gerekse katıl tarafında çok fazla eğitsel içerik, nasıl portföy oluşturursunuz, nasıl yatırım yaparsınız birçok şey var. Dolayısıyla çok daha fazlası için hep ne diyorum web sitemiz katıl tarafına mutlaka bakın. Amacımız burada size şirketleri tanıtmak. Bugün de Desader'i anlatmaya çalıştım elimden geldiğince. Bir sonraki videoda görüşürüz diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.